Türkiye'de önemli yeri olan KOBİ'ler ekonomimizin %99'unu oluşturuyor. KOBİ'lerin sorunlarının çözümü ülke ekonomisini açısından büyük önem taşıyor. Ama bu sorunlar nelerdir ve çözümleri nasıl olmalıdır? Maalesef iktidar hiç ilgilenmiyor. Değerli milletvekilleri, PDDK Nisan ayı verilerine göre 322 bin KOBİ icralık. Bankalar 3 milyon KOBİ müşterisinin %10'u ile mahkemelik. KOBİ'lerin aldığı kredilerinin %5'i batmış durumda. Doların 4 lira, euronun 4,5 lirayı geldiği Türkiye tablosunda KOBİ'ler kan alıyor. Organize sanayi bölgelerinde fabrikaların yarısından fazlası ya satlık ya kiralık. 2017 yılının Eylül ayına göre 1218 şirket kapatılmış. Değerli milletvekilleri, ülkemizde girdi maliyet fiyatları çok yüksek. Enerji girdilerinin vergi yükü ağır. Kredi maliyetleri altından kalkılamaz bir hal almış durumda. Bütün işletmeler pazarlama ve finansman sorunu yaşıyor. Temel sorunları çözecek politikaları hep birlikte üretmeliyiz. Gelin KOBİ'lerin durumlarını araştıralım. Türkiye ekonomisinin kalkınma hamlesi olacak küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin sesine kulak verelim. Ekonominin her kötü gidişinde ilk iş teşvik veriyoruz söylemlerinden vazgeçip o hali kaldırıp yerli veya yabancı yatırımcının önünü hep birlikte açalım.